Suriye askerleri ile Özgür Suriye Ordusu milisleri arasındaki çatışmalar Türkiye sınırı yakınlarında bulunan Azmarin'de yoğunlaştı. Azmarin'den kaçan çok sayıda sivil de sınırın Türkiye tarafına geçti. Ayrıca çatışmalar sırasında muhalif milisler tarafından sıkıştırılan 10 Suriye askeri de Türkiye'ye sığındı. Bir Suriye askeri helikopterinin sınıra çok yakın bölgelere gelmesi üzerine daha önce açıklanan angajman kuralları çerçevesinde iki Türk F-16'sı kısa sürede bölgeye geldi. Bunun üzerine Suriye helikopteri bölgeden ayrıldı. Ankara'ya inişe zorlanan Suriye uçağı konusunda ise son açıklama Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, sivil havacılık kurallarına aykırı davranıldığı iddialarını reddetti. Uçakta legal bir Rus satıcıdan legal bir müşterisine gönderilmiş bir kargo bulunuyordu. Hem askeri hem sivil amaçlarla kullanılabilecek elektronik radar parçaları, bunların taşınması uluslararası anlaşmalarla yasaklanmış değildir. Öte yandan Suriye'den sivillerin kaçışı da sürüyor. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'ne göre her gün 2000'in üzerinde Suriyeli ülkesinden ayrılarak Türkiye, Ürdün ve Lübnan'a sığınıyor.